Merhaba. Turkey Beyond Borders seminer dizisi kapsamında proje koordinatörlerinin de önerisiyle genel olarak neoliberalizm ve popülizm ilişkisi üzerine daha spesifik olarak bir yönetim stratejisi, bir siyaset stratejisi olarak tanımlayacağımız neoliberal popülizmin 2000'li yıllarda AKP döneminde yükseliş ve düşüşü üzerine bir seminer olacak bu. Semineri iki bölüm halinde yapmayı düşündüm. İlk bölümünde popülizmden ne anlıyoruz? Popülizmi nasıl tanımlayabiliriz? Neoliberal dönemde popülizmin nasıl bir yeri olabilir? Bunu tartışmayı amaçlıyorum. İkinci bölümde de Türkiye deneyimi üzerinde duracağım. Popülizm bildiğiniz gibi siyaset biliminin en müpem, sınırları en belirsiz kavramlarından bir tanesi. Özellikle günümüzde çok farklı siyasal fenomenleri tanımlamak için kullanılıyor. Örneğin Amerika'da Trump iktidarından Yunanistan'da Syriza yönetimine, Güneydoğu Asya'da işte Filipinler'de Duterte'den veya Hindistan'da Modi'den, Latin Amerika'da Venezuela'da Chavez veya Brezilya'da Bolsonaro'ya kadar siyasal yelpazenin çok farklı yerinde olan bir dizi hareket popülizm olarak biliniyor, popülist olarak adlandırılabiliniyor. Tabii bunun için ya kavrama bir aşırı bir yükleme yapıldığını görüyoruz. Yani bütün bu farklı siyasetlerin hani çeşitli özellikleri, birbirinden çok farklı özellikleri neoliberalizm çatısı altında popülizmin bir özelliği gibi şey yapılabiliyor. O çatı altına tıkıştırılabiliyor. Ya da popülizm bir aşırı bir basitleştirme ile bir siyaset tarzı, bir siyaset stili olarak biliniyor. Böyle bakıldığında popülizm halkla doğrudan ilişki kuran, aracısız bir şekilde kurumlar, örgütler aracılığını kaldırarak halka seslenen bir lider çevresinde kurulan bir siyaset tarzı gibi tanımlanabiliyor. Tabii bu tanım popülizmin tek tanımı değil. Popülizmin eski bir tarihi var ve popülizm üzerine de geniş bir literatürü var. Özellikle klasik popülizmler olarak nitelendirilen, işte 1930'lardan 1960'lı yıllara kadar gelen çeşitli popülizmler üzerine geniş bir literatür, çok farklı analizler, tartışmalar var. Son dönemdeki popülizm tartışmalarında bu analizlerin genelde bir kenara bırakıldığı görülüyor. Çok gözden düşmüş durumda. Bunun tabii anlaşılabilir nedenleri var. Yani bunlardan en önemlisi bu popülizm analizlerinin, bu klasik popülizm dönemi üzerine analizlerin çok fazla modernleşmeci veya yapısalcı kuramlarca esinlenmiş, kuramlardan etkilenmiş olmaları. Yapısalcı bir perspektifle bakıldığında popülizm kapitalist gelişmenin bir dönemine ilişkin bir siyasal form olarak nitelendiriliyordu veya işte modernleşme
paradigmasından bakıldığında bir modernleşme süreci içerisinde bir siyasal anomali olarak popülizm görülüyordu. Yani modernleşme sürecinin toplumları ulaştıracağı batı tipi bir demokrasiden bir sapma olarak popülizm, bir caudillo, bir otoriter bir lider yönlendirilen bir sapma olarak nitelendiriliyordu. Bu tabii klasik popülizm tartışmalarının en zayıf yönünü oluşturuyor. Ancak bu klasik popülizm tartışmalarının, analizlerinin bence bugün de faydalanmamız gereken, bugün popülizmi tanımlamak için bir çıkış noktası olarak düşünmemiz gereken bir takım önemli kavrayışlara sahipti bu literatür. Bunlardan bir tanesi bence popülizmin sosyal ve ekonomik yapılardaki dönüşümle popülizm arasında kurulan bağ bu analizlerde. Bu bağın önemli olduğunu düşünüyorum. Yani popülizm bu analizlerde de sıklıkla vurgulandığı gibi özellikle hani geleneksel hegemonyanın krizi koşullarında yerinden edilmiş yerinden edilmiş olan toplumsal mobilite içerisinde olan bir toplumsal hareketlilik içerisinde olan ama siyasetten dışlanmış toplum kesimlerinin siyasetten içerilmesi, siyasal alana, siyasal sisteme entegre edilmesiyle ilgili bir mesele olarak görüyorlardı bu analizler, popülizmi. Dolayısıyla toplumsal çelişkilerin, toplumsal çatışmaların kurumsallaştırılması, içerilmesi, müesses nizam tarafından içerilmesi, kooptasyonu, asimilasyonu ve hatta belki hani bu çelişkilerin, bu çatışmaların deradikalize edilerek içerilmesi popülizmlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak görülüyordu. Bununla bağlantılı olarak popülizmin bir tür yeniden dağıtım boyutunda mutlaka olması gerektiği vurgulanıyordu. Yani içerdiği kesimlere bu siyaseten dışlanmış, örgütsüz genellikle kesimlere yönelik, hani onları içermeye yönelik bir siyaset, maddi ödünler verilmeden böyle bir siyasetin olması mümkün değil. Bir toplum, bir yeniden dağıtım boyutu olmayan bir popülizm düşünülemez. Bu yeniden dağıtım formal mekanizmalarla da olabilir. İşte devletin fiyat politikaları, istihdam politikaları, ücret politikaları, mali politikaları, sosyal politikaları biçimde de olabilir. En formal biçimde de olabilir. Tarımsal yapıların çözülmesiyle tarım ekonomisinden kopartılarak kentlere gelen yeni işçileşen toplumsal kesimlerin örneğin gecekondular vasıtasıyla konut sorununun çözülmesi, hatta onların bir şekilde kentsel toprak rantından pay verilmesi de bu alt sınıflara verilen maddi ödün kapsamında düşünülebilir.
Tabii bunun da bir koşulu. Dolayısıyla popülizmin bir popülist siyasal stratejiyi var eden koşullardan bir tanesi. Bunun dağıtım imkanlarının da olmasıdır. Dolayısıyla bir tür ekonomik gelişme, büyüme konjonktürü içerisinde ancak popülizm söz konusu olabilir. Bu klasik popülizm üzerine yapılan tartışmalarda. Bu tartışmaların, bu analizlerin, bu kavrayışının, bu vukufunun bugünkü popülizmi tanımak için, tanımlamak için de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Popülizm analizlerine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan hareket ettiğimizde günümüz popülizmini neoliberalizmin neden olduğu büyük neoliberal dönüşüm, toplumsal, ekonomik, siyasi yapılarda söz konusu olan büyük dönüşümün adı olan neoliberalizmin neden olduğu çelişki ve çatışmaların yönetilmesine ilişkin mekanizmalar ve araçları içeren bir siyasal strateji olarak tanımlanmasının uygun olacağını düşünüyorum. Tabii burada, bu seminerde odak noktamız Türkiye olduğu için Türkiye için bir karşılaştırma sunması açısından, Türkiye için bir genel bağlam oluşturması açısından daha ziyade Türkiye'ye benzer, Türkiye'ye benzerlik kastım nedir? İşte dünya kapitalizmi içerisinde çevre, yarı çevre konumda bulunan ülkelerde neoliberal popülizmin ortaya çıkma koşulları üzerine biraz durmak istiyorum. Neoliberal politikaların eşlik ettiği küresel kapitalizme eklemlenme süreci dünya kapitalizmi içerisinde yarı çevre konumda bulunan bir dizi ülkenin sosyal, politik ve ideolojik yapı ve mekanizmalarının çatlamalarına ve işlevlerini kaybetmelerine neden olmuştu. Ta 2000 yılından önce 80-90'lı yıllarda bu neoliberal dönüşüm bu tür toplumlarda ciddi krizlere neden oldu. Neoliberal kapitalizm bu toplumlarda hane halklarının kır-kent bileşiminde ve ücretli emeğin bileşiminde ciddi ölçüde dönüşümlere yol açtı. Bu toplumlarda yeni bir işçileşme süreci yaşandı. Formal, enformal arasındaki bulanık sınırda yaşayan geniş bir, büyük bir kitle ortaya çıktı. İşte bu ülkelerde 2000'lere gelindiğinde toplumsal formasyonda ortaya çıkan bu kayma ve yerinden edilmelere bağlı olarak mevcut siyasi aktörler ve ideolojik yapılar da giderek meşruiyetlerini yitirdiler. Siyasal yelpazedeki mevcut aktörler ya güçsüzleşti ya tümden ortadan kayboldu. Yeni aktörler ortaya çıktı ve toplumsal tutunumu sağladığı düşünülen ideolojik formasyonlarda hızlı bir erime süreci içerisine girdi. Bu anlamda merkez kapitalist ülkelerde 2008 krizi sonrasında gözlemlenen ve işte siyasi merkezin çökmesi, temsil krizi veya demokrasinin krizi olarak nitelendirilen süreç bu toplumlarda çok daha erken bir safhada zaten deneyimlendi. Popülizmi mümkün kılan ortamda böyle oluştu.
Tüm bunlar çerçevesinde diyebiliriz ki işte 90'ların sonlarında Güneydoğu Asya'da başlayan ve akabinde tüm çevre yarı çevre ülkeleri vuran neoliberalizmin ilk küresel krizin sonucu aslında mevcut sosyal ve ekonomik içerme mekanizmalarının, bir önceki döneme ait sosyal ve ekonomik içerme mekanizmalarının ve bunlara eşlik eden politik ve ideolojik formaların da toplu bir krizi. Yani bir anlamda bir hegemonya krizi anlamı taşıyordu. Şimdi neoliberal popülizmi bu hegemonya krizine verilen bir cevap olarak anlayabiliriz. Bu cevap ilk olarak neoliberalizmin ekonomik ve toplumsal dışlama siyasalarının revizyonu ile ilgilidir. Neoliberal hegemonya bildiğiniz gibi dışlayıcı bir karaktere sahiptir. Alt sınıfların, bağımlı sınıfların iktisadi çıkarlarını dışlar neoliberalizm. Salt dışlamakla da yetinmez. Emeğin ekonomik kazanımlarının bu geri çekilmesi sürecine eşlik eden örgütsel, politik, kültürel güçsüzleştirme süreçlerini de harekete geçirir. Yani neoliberalizm emeği sadece örgütsüzleştirmekle kalmaz, onun adeta sınıf gibi davranma kapasitesini de önemli ölçüde aşındırır. Şimdi neoliberal popülizm bu büyük dönüşümün yönetilmesi, dışlanan, örgütsüz kitlelerin yönetilmesine ilişkin bir süreçtir. Ve popülizmin klasik anlamlarından da bir farklılık gösterir. Klasik anlamıyla popülizm sermayenin biraz önce de söylediğimiz gibi devlet dolayımıyla emek kesimleriyle girdiği bir tür bölüşüm ve içerme ilişkisini ifade etmekteydi. Neoliberal popülizmde ise toplumsal dönüşüm ilişkilerinin, toplumsal bölüşüm ilişkilerinin siyaseten arındırılmış, depolitize edilmiş geçinme veya tüketim kapasitesi yaratma uygulamalarına dönüştürüldüğü bir durum söz konusudur. Bu anlamda neoliberal popülizm toplumsal bölüşüm temelli hak tesis edici siyasaları dışlar ve bu anlamda neoliberalizmin emekçi sınıfları madunlaştırma, onları sessizleştirme, örgütsüzleştirme yönelimine tahkim eder. Ama bunun yanında sosyal yardımlar veya piyasa merkezli içerme mekanizmalarını da devreye sokar. Bu siyaset ekonomik anlamda marjinalleşen kesimleri bireyselleştirilmiş sosyal yardımlar, artan bireysel krediler aracılığıyla borçlandırma gibi yöntemlerle içerir. Bu açıdan klasik popülizmlerden farklıdır. Neoliberal dönemin mantığına daha uygundur. Nihayet son olarak klasik popülizmler gibi neoliberal popülizmi de mümkün kılan koşulun alt sınıfların çevrilmesini mümkün hale getiren bir ekonomik konjonktür olduğunu da söylememiz gerekir. Bildiğiniz gibi 2000'li yıllar büyük bir kredi genişlemesi ve hani Çin'in de başını çektiği talep sayesinde emtia fiyatlarının sürekli arttığı, bunun da çevre yarı çevre ülkelerde fevkalade bir büyüme ortamı yarattığı bir dönem oldu. Neoliberal popülizm de bu dönemde gelişti. Bu konjonktür merkez ülkelerin kredi genişlemesine, merkez ülke
merkez bankalarının başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere kredi genişlemesine son vereceğini söylediği 2013 yılına kadar aşağı yukarı devam etti. Aşağı yukarı o yıllarda farklı ülkelerde farklılaşıyor. İşte 2012, 2013, 2014 yıllarında bu neoliberal popülist modelin ciddi bir kriz içerisine girdiği, işte Latin Amerika ülkelerinde kimilerinde bir darbeyle, kimilerinde seçim yollarıyla sona erdiği, Türkiye gibi biraz bu seminerin ikinci bölümünde tartışacağımız gibi Türkiye'de de bir otoriterleşen bir tek adam rejimiyle beraber sona erdi. Seminerin ikinci bölümünde bu hikayeyi Türkiye bağlamında tartışmaya devam edeceğiz.